Şimdi bu videoda da bir fogmattan bahsederken su direncinden biraz bahsetmiştim. Karamelde de bahsetmiştim ama şimdi biz sadece restorasyon yapıyoruz işte ya da işte tekne imalatı yapıyoruz, tamam güzel, ama yelkenli tekneye meraklı olan, yani yelkenli tekne bizden mesela birçok şey öğrenip tekne üretmek isteyen de var, tekne satın almak isteyen var. Bunların hepsinin gözünün görmüş olduğu ya da denizde hazır olarak elde edip kullanmış olduğu şeylerin dışında bunun bir de öncesi var. Yani yelkenli bir tekne nasıl tasarlanır? Çünkü yelkenli tekneler bu formdan bu forma kadar bir süreçten geçmiş. Su hattı olarak, gövde olarak bu formlardan geçmiş. Yelken alanı ve balast oranı olarak daha değişik amaçlara göre tasarlanmış ve üretilmiş. Su altındaki ekipmanların formları değişmiş. O yüzden yelkenli teknenin nasıl yüzdüğünü, hangi formlara gibi formlar arasında nasıl evrim geçirdiğini, tasarımın ve bu tasarımın analizlerine nasıl desteklendiğinden biraz bahsedeceğim ki bir tekneye sahip olduğunuzda bu teknenin altındaki ya da işte su altındaki gövdenin su altında kalan kısmının ve ekipmanlarının ne gibi tasarımsal süreçlerden geçtiğini biraz anlamanızı istiyorum. Çünkü biz bize gelen hazır tekneleri tamamen orijinaliyle restore ederken bunun yanında yeni imalatlar da yapıyoruz. Burada da tasarımı çok iyi irdeliyoruz. Ona göre karar veriyoruz. Burada kısa bir tecrübe de aktarmak istiyorum. Biz 2014 yılında bir tekne tasarımını ortaya çıkarmaya karar verdik. Bu bir tam bir Safkan bir yarış teknesiydi. Sonra araştırdık 1,5-2 yıl boyunca dünyada bu iş nasıl yapılıyordu. Çok iyi tasarımcılarla görüştük. Onlardan bilgi almaya çalıştık. Sonra da 3 tane farklı tekneyi bir araya getirip, yani hedefimizde olan, ortaya çıkarmak istediğimiz 3 tekneyi bir araya getirip bunları harmanlayarak ortaya kendimize özgü bir tasarım yapmaya çalıştık. Önce tasarımı yaptık, fakat yelkenli teknede en önemli şey şu: tasarımı yapmak tam olarak yeterli değil, çünkü bir sürü bilinmez denge var, ağırlık dengeleri var, su hattı var, su direnci var. Bunların analizlerinin yapılması lazım. Biz o ara 3 aylık bir süreçte İstanbul Teknik Üniversitesi ile beraber bu işi yaptık. Şimdi bu işlemler tasarım yapıldıktan sonra, yani bir tasarımcı size iyi bir yelkenli tekne, yani performans ya da işte denizci bir tekne, hem performans hem denizci bir tekne olabilir tabii. Bunu elde etmek için tasarımcı tabii ki çok çok deneyimli olması lazım, fakat bunun bir de bilgisayar ortamında bir analiz süreci var. Zaten size tam olarak doğru şey, yani tekneyi ben yapayım suya koyayım, çünkü uzun yıllar bu teknolojiye erişilmeden tekneler böyle üretildi. Yani su dirençleri çok hesaplanmadı. Önce balinalar referans alındı, onların gövde formlarıyla tahminsel gövdeler üretildi. Sonrasında işte işin içine teknoloji girdikçe, biraz da deneyim arttıkça gövdesel değişiklikler, salma tipleri vesaire gelişerek bugüne kadar ulaştık. Bugün ise önce bir tasarımı yaptık biz, sonrasında bunu bir süper bilgisayar, yani iş merkezine bir yani birden fazla işlemci, sonra böyle mega bir bilgisayara yükledik. O bir hafta boyunca bu teknenin su hattına 10.000 nokta referans yerleştiriyor. Ya da işte 20.000 ya da 30.000, 40.000, o sizin şeyinize göre. Ama tabii bu ne kadar referans noktası artarsa o kadar uzuyor bu işlem. Yani bir hafta 15 gün bile çalışan üniteler var. Sanal bir ortamda, yani tekne bilgisayar ortamında yüzdürülmeye başlıyor ve size sürekli su direnci referansları veriliyor. Yani su baş taraftan nasıl girdi, kıçtan, tekneden nasıl ayrıldı, direnç nerelerde oluşuyor, bunun size referanslarını verip tekneyi daha da optimize, daha da düzeltmenizi sağlıyor bu programlar. Aynı şekilde salmada yapıyor bunu, aynı şekilde dümen palasında yapıyor bunu. Yani bütün hepsinin su dirençleri ölçülüyor ve tekne artık maksimum verimliliğe getiriliyor. Yani minimum su direnci oluşturuluyor. Ve böyle bir süreçten geçmiştik biz. Burada tabii bir sürü daha ince detay var ama çok uzun sürecek şey olduğu için çok anlatmıyorum. Ama böyle bir tecrübemiz oldu. Sonrasında tabii elde etmiş olduğumuz teknenin çok düşük bir su direnci, çok balast oranı falan çok güzel çıktı. %50, 54'e yakındı. 53.6 falandı bizimki de. Ama tam o sırada tabii bu
yurt dışından getireceğimiz malzemelerin çok fiyatların artmasıyla tekne artık üretilebilir olmaktan, mantıklı olmaktan çıkmıştı. Biz de onu proje olarak koyduk kenara ve daha böyle mantıklı teknelere yönelmiştik o zaman. Şimdi bu bizim bu konudaki tecrübemizdi ama çok iyi bir tecrübe çünkü dünyanın en iyi tasarımcılarıyla konuştuk, iletişim kurduk. Bizlere hani sağ olsunlar hiç de şey yapmadılar yani destek oldular. Ama şimdi ben bir yelkenli teknenin tasarım sürecinin ne kadar aslında meşakkatli olduğunu ve nasıl bir süreçten geçtiğini anlatmak istiyorum. Şimdi gövdeye bakarsanız burada ilk teknede başka kıç formları neredeyse aynı. Su hattı, omurga salmalı ve su hattı nispeten daha tekne boyuna göre kısa teknelerdi. Yani tam boyla su hattı boyunda bayağı ciddi farklı olan teknelerdi. Sonra yavaş yavaş bu dengelenmeye başladı. Sonra salmalar değişmeye başladı. Fin salmaya geçirmeye başladı. Çünkü ağırlık dengesini tek bir noktaya toplayıp biraz da teknenin dümen kabiliyetini arttırmak için fin salmalara geçirdi. Ondan sonra teknenin kıç formu biraz su içinden çıkartılmış burada. Biraz daha su direncini azaltmak için. Ama karinalar henüz daha alçalmamış. Burada da mesela gayet yüksek bir karinayla yüzüyor. Daha bunun tabii karınlı tekneleri de var. Fin salmalı olanlar. Sonrasında da işte torpil salmalı. Daha karina derinliği daha düşük. Ama salmaları daha derin tekneler ortaya çıktı. Tekne üstten baktığınızda da işte bu şekilde. Önce iğne baş, iğne kıçlar, iğne baş, daha geniş kıçlar. Günümüzde ise tamamen üçgen formuna neredeyse erişti tekneler. Bunların tabi baş formlarında da dikkat etmek lazım. İğne başlar, normal balta başlar ve şimdi tam tersine su direncini en başta kırıp teknenin altındaki su direncini azaltmak için şurada oluşan su direncini kırmak için biraz daha mahmuz gibi yani öne doğru uzattılar teknenin başlarını. Şimdi bu geçerlilik tabi buradaki geçerlilik az önce anlattığım su direnci salmada da mevcut. Bunların hepsi yani gelişi güzel tekne altına koyduğunuz bir form birçok hataya sebep olabilir. Su direnci bu. Yani şöyle düşünün. Bir uçak yapıyorsunuz. Kanadın üstünden ve altından akması gereken havanın kanadın ne kadar pürüzsüz olması gerektirdiğini az çok kestirebiliyorsunuz. Burada da aynı şey var. Yani bu bir kanat aslında. Torpil salmalar da bir kanat. Omurga salmalar da aslında bir pürüzsüz olmak zorunda ama teknenin altında olan ekipmanlar bu torpil salma suyun girişi ve çıkışı kusursuz olmak zorunda. Dümen palasında suyun girişi ve çıkışı kusursuz olmak zorunda. Bunların hepsi bir teknolojinin ortaya çıkarmış olduğu ürünler. Yani ben gelişi güzel bir salma yapıp da torpili ona bağlayayım. Torpilin formu da çok önemli değil. Böyle bir şey kesinlikle olmaz. Çünkü yelkenli bir teknede su altında suyun üzerinden geçtiği her şey bir tasarımdır, bir analiz sonucu elde ediliyor. Su direncini mutlaka hesaplamak lazım. Neden? Çünkü şöyle, teknenin baş tarafından tekneye dokunan su, mesela analizlerde bu böyle çıkıyor. Mesela şurada bırakın böyle bir çıkıntı olmasını, yüzeyde hafif bir bozukluk olsa bile su buraya kadar düzgün geliyor, ondan sonra su bu yüzeyden ayrılıyor ve bu böyle bozulmaya başlıyor ve burada bir su direnci oluşuyor. Bu yüzden de teknenin bu direnci fakat tekneyi yavaşlatan bir şey. Buna yuvarlanma direnci de diyorlar. Bu tekneyi yavaşlatan çünkü tekne altında bu sefer anaforlar oluşmaya başlıyor ve tekneyi vakumlatıyor aslında. O yüzden de bu oldukça önemli. Yani balast oranına gelince şimdi yelkenli teknelerde şu yelken alanı üçgen olarak kabul edin bunu. Bunun bir ağırlık, rüzgar ağırlık merkezi var. Salma ona göre yerleştiriliyor ve direkt boyu ve salmanın derinliği yani teknenin draftı ona göre ayarlanıyor. Yani biz mesela şuraya 120 santim
ya da 1.21 deplasman koyup da bu teknenin direğini kafamıza göre uzatamayız. Direkte ne kadar yelken alanı istiyorsak o kadar salmayı aşağı indirmemiz lazım. Ya bu bir denge. Yukarıda mesela yukarıya koyduğunuz 1 kiloyu aşağıda ortalama 6 ya da 7 kiloyla dengeliyorsunuz. Doğrultma momentini sağlamak için direk ne kadar yukarıya, salma o kadar aşağıya. Çünkü şu bahsetmiş olduğum balast oranı teknelerde ne kadar aşağıda olur. Çok aşağıda olursa tekne düşük rüzgarlarda neredeyse hiç performans göstermez. Ne kadar yukarıda olursa sert rüzgarlarda tekne o kadar dengesiz olur. O yüzden bunların hepsi tamamen bir hesaplanarak, yani ben kafama göre burasını bu kadar yaptım, burasını bu kadar yaptım olmaz. Bu tamamen hesaplanıp kitaplanıp ona göre yapılması lazım. Sonrasında teknelerin bu gövde formlarının değişmesindeki diğer bir sebep de şöyle düşünün. Su direnci bahsettiğim şey, tekne düz pozisyondayken karina bu yelkenli teknelerde. Mesela diğer motor yatlarda vesairelerde karinanın formu çok fazla değişmez. Çünkü tekne o formu korumak için tasarlanmıştır. Yani hızlandıkça ne olur motor botlarda, motor yatlarda? Hızlandıkça kafası, hızdan dolayı kafayı kaldırıp kıçı suya gömme eğilimi vardır. Onu da flap dedikleri, yani teknenin kıçında kanat dedikleri flaplarla teknenin başını tekrar suya bastırmak için bir ekipman kullanılır. Ama yelkenli teknelerde öyle değil. Yelkenli teknelerin su hattı formu sürekli değişir. Yani tekne yattıkça, bayıldıkça tekneye kıçtan bakarsanız su hattı formu buradan bu hale gelir. Yani teknenin karinasını tasarlarken bakın, karina normalde böyle ama karina tasarımının dışında olan gövdede de suyun içine girmiş bir pozisyon. Çünkü tekne bu şekilde yattığı zaman ne oluyor? Karina değişiyor. Yani su hattı formu değişmiş oldu. Bu bir yere kadar tolere edilebiliyor ama sanırım 17 derece kadar, 17-20 dereceye kadar, 20 derecenin üstünde dezavantaj. Yani tekne artık hız kaybetmeye başlar. Niye? Çünkü artık karina, yani su direncinin olması, kusursuz olması gereken yer bozulmaya başlar bu sefer. O yüzden de bu formlar değişiyor. Niye? Çünkü su buradan girdi, buradan çıktı. Bunlar daha orsa seyrine yakın teknelerdi. Çünkü kemer attıktan sonra daralan tekneler, tekne yattığı zaman bir yay formundaydı. Bu tekneler hem orsa hem geniş apaz, hem apazda çok daha verimli olan tekneler. Ama günümüzde bu üçgen kıçlı olan tekneler, tamamen geniş kıçlı olan tekneler, çok orsa kabiliyeti yüksek olmayan tekneler. Yani çok bu tekneler kadar orsa, yani rüzgara yakın gidemeyen tekneler ama geniş apazlarda altının da iyice karinasının derinliğinin çok az olması sebebiyle tekne iyice plane olabiliyor. Yani surf yapma yetenekleri çok yüksek. Bu teknelerde de karinaları yüksek, ağırlık dengeleri daha aşağıda, denizci tekneler oldukları için bu teknelerin orsaları daha düşük, orsa kuvvetleri, kabiliyetleri daha düşük. Bu formların ise orsaları, apazları ve geniş apazları nispeten birbirine yakın ama çok büyük fark. Ya mesela orsada bu 7.20, 7.30 giderse apazda 9.5'ları görür. Geniş apazda da balon seyri yapıyorsa işte 11, 12, 13'leri görür ama bu hızları görmek demek yelkenli teknede ben bu hızı mesela 13'ü, 14'ü görürsünüz ama bu hız o hız değildir yani. Teknenin hızı bu değildir. Teknenin hızı stabil tutabildiği hızdır. Yani 13'ü gördüm, aşağıya düştüm, 11'de seyir yapabiliyorsan 11 senin seyir hızındır. Ama 13'ü görmek demek bir dalga efekti olabilir, bir rüzgar sağanağında görebilirsiniz gibi. Bu teknelerin yakındı yani hızları. Orsası 7-7.5, apazı 9-9.5. Geniş apazı işte balon ve yelken alanına göre, rüzgar şiddetine göre de değişir. 10, 9.5, 10 çok fazla da değişmez.
bu eski iğne baş, iğne kışlar, yani şu form Orsa'da ve şeyde Apaz'da hemen hemen hızlar aynıydı. Sadece bu formda iç kullanım çok düşüktür. Çünkü tekneyi tamamen baştan kıçtan daraltıyorsunuz. Burada ise arkada daha geniş bir kullanım alanı sağlıyorsunuz. Şimdi hem yüzme, yani hem su direncini, hem gövde formunu ayarlıyorsunuz, hem de içeriye yaşam alanı sunuyorsunuz. Burada ise işler tamamen değişti. Bu tekne rüzgara, şöyle düşünün, rüzgar bu olsun. Bunlar 40 dereceye kadar rüzgara yaklaşabiliyorlar. Yani bu sağlıklı veridir. Kimisi mesela şey diyebilir, benim teknem 38-31. O sağlıklı veri değildir yani. O tam teknenin gövde hızının kaybetmeye başladığı sınırlardır. Ama 40 dereceye kadar rahatlıkla iyi bir doğru kesim bir yelkenle, havaya uygun bir yelkenle bu tekneler gayet güzel seyir yapabilirler 40 dereceye kadar. Ama bu tekneler maalesef o kadar rüzgara yaklaşamazlar. 50 derece civarında bunlar seyir yapıyorlar ama seyir hızları daha yüksek. Çünkü su dirençleri artık en iyi şekilde optimize edilmiştir bunlar. Orsaları düşük olsa da, yani bir nispeten biraz düşük olsa da avantajları nerede peki? Orsada kaybettiklerini geniş yapar seyirinde, yani kıçtan gelen rüzgarlarda bunun Orsa'daki 50 dereceye gittiği, 50 dereceye 7-30'la gittiği hızı pupaya geçtiğinde, geniş apaza geçtiğinde 15-18 arasında hızlara ulaşarak tamamen tekne su direnci buradan başlamak yerine neredeyse şuralara kadar geliyor. Buradan başlayıp kıça kadar tekne artık planı olmaya başlıyor. Yani sörf yapmaya başlıyor. O yüzden de Orsa'da kaybettiğini Apaz'da ve Geniş Apaz'da rahatlıkla tekne kazanabiliyor. Yani teknelerin formu nasıl gelişti, yelkenleri nasıl... Yelken konusunda çok fazla girmeyeceğim çünkü o apayrı bir şey. Daha çok daha detaylı. Çünkü bir tekne gövde bir tanedir ama belki onlarca yelkenle seyir yaptırabilirsiniz. O yüzden basitçe böyle, bu çok daha detaylı aslında ama ben böyle kısaca böyle bilgi olsun. Hani bir tekneye, yelkenli tekneye merak edenlerin nasıl bir şeylere dikkat etmesi lazım. Hani dediğim gibi çok soru geliyor bize. İşte dümen palasını uzatsam olur mu? Salmaya ekstra ağırlık koysam olur mu? İşte şunu yapsam olur mu? Bunu yapsam olur mu? Ya da yelkenimi değiştirsem olur mu? Mesela tekne bir tasarım aşamasında şu denge oluştururken bir yelken alanı vardır. Tasarımdaki yelken alanı. Bunun dışına çıkarsanız bilin ki bu dengeler bozulur. Mesela bu yelkeni canavayı biraz kesip kısaltırsanız sizin balast oranınız bozulur. Tekne düşük havalarda gitmemeye başlar. Çünkü yeteri kadar kuvvet alanınız olmaz. Ama sert havalarda da tekne bu sefer daha camadan vurma ihtiyacınız biraz daha üst seviyeler. Yani üst rüzgar limitlerine çıkar. 15'te 16'da vuruyorsanız 18-20'lerde camadan vurmak durumunda kalırsınız. Tekneniz daha biraz daha orsa kabiliyeti artar. Ama aynı şekilde de canavayı büyütmek isterseniz, daha büyük bir canava kullanmak isterseniz bu sefer düşük rüzgarlarda hızınız artar. Ama sert rüzgarlarda dezavantajlı duruma gelirsiniz. Durum bu. Dediğim gibi salma tiplerini o kadar da detaya girmiyorum çünkü bu dediğim gibi uzar bu konu. Salmalar mesela torpil olanlar var, işte topuk salma olanlar var. Yani mesela şu torpil. Yani onların şeyleri de ayrı efektleri var ama hepsinin hesaplanma şeyi, dümen palası dahil hepsi tamamen naça kesiti. Yani hepsinde bir kesiti var. Naça kesiti işte uzayda geliştirilen o akışkanlar dinaminin sonucunda ortaya çıkan formlardan bir tanesini seçiyorsunuz ve uyguluyorsunuz. Yani suyun giriş formu başka, gördüğünüz gibi daha var, çıkışı daha keskin bir hal. Bu kanatta da aynı şey vardı. Su buradan girdi, buradan ayrıldı. Hepsinin su direnci var. Burada sadece şu kısa olarak şundan bahsedeyim. Çok kısa. Şimdi şuraya çizerek anlatsam daha iyi olacak.
Dümen Palası'nda işte Salman'ın da şeyi olsun. Tekne suyun içinde hızlandıkça bu görmüş olduğunuz bu Salman'ın fin bölümü, torpili hariç şu fin bölümü, hatta çok hızlı teknelerde bu torpil de çok fazla iş yapar. Bu Salman'ın fini, yani yaprağı diyeyim ya da işte gövdesi diyeyim. Ve Dümen Palası aslında bir kanat gibi. Yelken formu nasıl çalışıyorsa onun gibi çalışmaya başlar. Yani kendi yüzeyinde alçak basınçla yüksek basınç oluşturmaya başlar. Tekne hızlandıkça bu artar. Bu dinamik suyun içinde de vardır. O yüzden oraya köşeli bir şey koyarsanız bu kesinlikle işinizi görmeyecektir. Buraya çarpan su bozularak teknenin altında bir çürük su, yani bozuk su üretecektir. Bu da tekne tasarımında, yelken tasarımında ya da yelken tekne tasarımında, daha doğrusu yelken tasarımı da öyledir. Yelkenin yüzeyinde de aynı şekilde. O yüzden mesela panel yelkenle veya işte tek parça lamine üretilen yelkenler arasında çok büyük fark vardır. Bir tanesinin yüzeyinde hiçbir ek yoktur, laminasyonlar. Dümdüz, pürüzsüz bir yüzeydir. Diğeri kesilen panellerden üretildiği için dikişler vardır. Bu bile mesela yelkenlerin formunu, performansını çok çok değiştirir. Yani bunlar böyle şeyler. O yüzden şimdi mesela aklınıza şöyle bir şey gelebilir. Ya işte bu adam hem restorasyon yapıyor, hem bu teknelerle işte yok tasarım yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ben hani bu videoların başında belki kendimden biraz bahsetmem gerekebilirdi ama şimdi şöyle, ben çok uzun zaman uzak yol denizciliği yaptım. Gemi inşa tecrübem çok yüksektir. Yaklaşık 9-10 yıl hem ticari gemilerde hem de gemi inşa sektöründe, işte 98'den 2009'a kadar bir şeyim oldu, tecrübem oldu. Sonrasında da yaklaşık 6 yıl kadar yelkenli teknede yaşama, böyle bir uzun bir dönemim de oldu. Tabii bu süreçte tabii yelkenli teknelerle çok uzun seyirler yaptım. İngiltere'den ta Aden Körfezi'ne kadar bütün Akdeniz havzasını, Atlantik Okyanusu seyirleri vesaire. Çok geniş bir alanda yelken seyirleri de yaptım. Yani milli olarak kayıt tutmadım ama işte hemen hemen 50 bin mile yakın bir seyir tecrübem, yelkenli seyir tecrübem vardır. Yelkenli teknelerde çok fazla vakit geçirdiğim için hani hem teknik olarak da gemi inşa tecrübemde olduğu için sonunda 2015 yılında da bir süre tabii 2004-2005 arasında İngiltere'de bir tersanede bulunmuştum. Orada bu işe biraz daha hedef koymaya başladım. Orada inanılmaz restorasyonların yapıldığı bir tersanede çok hatırı sayılır bir vakit geçirdim ve ondan sonra da böyle hiç bu işten ayrılmadım. Ama onda yani gemi inşa ya da denizcilik tecrübemden önce de sonuçta kayıkhanede büyümüş bir çocuğum diyebilirim. O yüzden de bu konularla ilgili, yani hep denizdeydim, hep teknelerle birlikteydim, söktüm, taktım. Ya mesela şimdi burada anlatırken ben bu salmayı söktüm, taktım defalarca, direkt de söktüm, taktım defalarca. Nasıl yapıldığını çok iyi gördüm, izledim, araştırdım, geliştirdim. Yani her şeyine bir el sürmüş oldum. Yarışçılık da yaptım çok uzun süre. Marmaris'te, Bodrum'da yelken yarışıyla da ilgilendim. 60'a yakın, 65'e yakın kupamız var. O zaman kaptanımız, yani birlikte yarıştığımız hem de denizcilik ve yelken eğitimi verdiğimiz Mustafa Yurt bulmuş var. Kendisine ben her zaman çok teşekkür etmişimdir ama emeği çoktur. Kendisi de 2014 yılında yani beraber bir yelken okulu işletiyorduk biz. Tabii konu biraz daha böyle dağıldı ama kendisini tekneyi hazırlayıp dünya turuna uğurlamıştık. Dünya turu 2018'de bitti, döndü kendisi. Ben de bu alanda devam ettim. İşte restorasyonlar, yeni tekneler, aynı zamanda eğitimler vesaireler. Böyle bir geçmiş var. O yüzden insanlar biraz böyle şey yapabilir. Ya işte bu adam her şeyden de anlıyor. Hayır, öyle değil, kesinlikle değil. Ben sadece deniz
kendime diyebileceğim çok iyi bir denizciyimdir. Ömrüm denizde geçmiştir. Ama gerçekten de yani burada da izlediğiniz gibi kendime çok güvendiğim, kendimi çok iyi hissettiğim bir marangozluk, ahşap tekne marangozluğu kabiliyetim de var. Bu da gelişen bir şeydir. Bir şeyin üstünde olduğunuz zaman, bir şeyle uğraştığınız zaman bu mutlaka ister istemez gelişiyor. Yani durum bu. Bir başka konudan da bahsetmek istiyorum. Hepsini bu videoda topladık. Biraz da uzun olsun, kahve de içersiniz izlerken. Şimdi bütün bu tecrübeleri bir araya getirdiğimde 2012 senesinde bir seyirlerle ilgili, yaşamış olduğum tecrübelerle ilgili, bunlar deneyimleriyle ilgili bir blog adresi hazırladım. Bunun ismi de Rüzgar Yakası. Orada mesela Türk denizcilik tarihiyle ilgili de birçok şey paylaştım. Hala orada aktif tabii ama çok 2018'den sonra paylaşımı durdurdum. Çünkü ben 2014'te bu blog adresinde yayınladığım her şeyi toparlayıp yelkenli yatçılık ve denizcilik kılavuzu olarak bir kitap haline getirdim. Bu yaklaşık 400 sayfa civarında sadece yazıma sahip olan bir metinlerden oluşan bir kitaptı. Sonra çok kıymetli bir amiral Cem Gürdeniz'le bu kitabı birleştirerek yaklaşık 600 sayfalık bir kılavuz haline getirdik. Şu anda da onun düzenlemeleri ve işte fotoğraf çekimleri, çizimleri vesaire hazırlanıyor. Onları da kıymetli dostum yine Eralp Deliktaş, birlikte çalıştığımız benim ortağım kendisi, o yürütüyor o işleri de. Yakında onu da PDF olarak yapacağız. Kendi internet sitemizden satışa sunacağız. Öyle bir kitap da hazırladım ama bu gerçekten çok güzel. Benim de çok içime sinen, hatta çok kıymetli insanların da desteği olan bir kılavuz olacak bu. İşte içerisinde gerçekten yelkenli yatçılık ve denizcilikle ilgili çok geniş bir kapsam mevcut. O yüzden durum bu. Yani ben hem çok iyi bir kendim olarak, yani şimdi anlatmaya gerek yok ama kendime çok güvenim tamdır o konuda. Çok iyi bir, öncelikle denizciyimdir, yelkenciyimdir demiyorum çünkü ben yelkencilik diye bir şey çok yapmıyorum. Ön plana koymuyorum. Yelkenciliği sadece denizciliğin çok küçük, yani %15, %20'lik bir parçası. Yani rüzgar olduğu zaman yelkenle, olmadığı zaman motorla, rüzgar çok olduğu zaman motorla vesaire. Yani bir tekneyi motorlu olsun, yelkenli olsun, gemi olsun, her türlü deniz koşulunda yürütebilmek hedefindeyim. O yüzden ben yelkenci değilim. Daha çok benim işim denizciliktir, makinedir, meteorolojidir, ilk yardımdır, denizden adam kurtarmadır. Bütün denizcilik konularına hakim olmaktır. O yüzden şiddetle de bunu tavsiye ederim bu ülkede. Bu ülkede de şöyle bir şey var. Herkes yelkenci demek ister. Çünkü ortada bir şöyle bir sorun var. Konu da uzadı. Sorun da değil, uzarsın. Çünkü yanlış bir şey anlatmıyoruz. Sorun şu, prestij. Yani yelkenciyim, denizciyim, ikisi ayrı şeyler. Ayrılmış maalesef Türkiye'de. Bu ikisi sadece Türkiye'de ayrı şeyler. Dünyanın diğer her tarafında bu ikisi hiçbir zaman birbirine ayrılmamıştır. Sadece Türkiye'de prestij olarak yelkencilik çok daha prestijlidir. Denizcilik, yani ben denizciyim dediğinizde balıkçı olabilirsiniz, asker olabilirsiniz, gemi tayfası olabilirsiniz. Yani amatör denizci olabilirsiniz ama yelkenciyim dediğinizde bu kesinlikle sizin yelkenci olduğunuz. Yani çok prestijli bir havası var. O yüzden ben bunu çok doğru bilmiyorum. Çünkü yelkenciler diğer denizcilik konularının birçoğunda eksiktir. Çok ciddi eksikler tespit ettim. Yaklaşık 6-7 yıldır denizcilik ve yelkencilik eğitimi de veriyorum. Ve bu çok ciddi bir eksikti. Ama sonunda ben artık bir başka bir yol, yine denizde ilerleyen, Türkiye'ye çok daha faydası olacak başka bir yol seçtim kendime ve o tecrübelerim artık cebimde her zaman saklı duruyor. Tabii paylaşıyorum, kitapta da öyle yaptık. Ama şimdiki yolumuz bu. Artık denizin daha da içine, daha da kalbine, bizden sonra bile yıllarca yaşayacak olan bir kültür oluşturmaya çalışıyoruz. İnsan yetiştirmeye çalışıyoruz. Tekne yapmaya çalışıyoruz.
Çünkü tekneler çürüyecek ama insanlar yaşayacaktır. O başkasını yaşatacaktır, yetiştirecektir ve bu iş Türkiye'de günümüzün İngiltere'sinde nasıl biz bazı insanlar gıptayla izlerken bundan belki 50 yıl sonra Türkiye'de de bu iş böyle olacak diye inanıyorum ben. Ve bunda tabii izleyen herkesin çok büyük katkısı olabilir, çok büyük faydası olabilir. Nasıl olabilir? Biz mesela sosyal medyada birçok şeyi biz de görüyoruz sonuçta, biz de takip ediyoruz, biz de bazı şeyleri izliyoruz, biz de bazı şeyleri çok yoğun şekilde araştırıyoruz çünkü her şey gelişiyor dediğim gibi, yapıştırıcılar, ağaçlar, bir sürü şey, insanlar, ustalar, her şey değişiyor. Ama Türkiye'de şöyle bir şey var, Türkiye'de kendimizi destekleme sorunumuz var bizim. Mesela hiçbir zaman bizim yaptığımız bu işleri, tamam izleyenler olabilir, beğenenler, çok güzel yorumlar yapanlar, gelip atölyede ziyaret edenler, gelip burada gönüllü olarak çalışıp bir şeyler öğrenmek isteyen çok insan var. Ama Türkiye'deki bu kültürün tam olarak gelişmesi için burada şöyle bir şey lazım. Bir İngiliz'in videosunu alıp yayınlayıp sayfasında paylaşıp, tabii ki paylaşabiliriz, hiçbir sorun yok, orada da bir sıkıntı yok ama bunları da paylaşın. Bunları da paylaşın çünkü bunları paylaşırsanız sadece biz değil, bir başkası da bunu yapacak, bir başkası da yapacak. İlla bu konuda değil, bir başkası duvar örmek de yapacak, bir başkası sandalye yapmak da, üretmek de yapacak. Bu sefer ne olacak? İnsanlara cesaret gelecek ve doğrusunu yapmaya çalışacaklar. Biz videolar izliyoruz, Türkiye yapım videoları da izliyoruz. Ve mesela işte bir şey anlaşılmıyor. Bu bir şey anlaşılmadıktan sonra bu sadece popülerlik olarak yapılan bir şey olarak gözüküyor. Ama mesela biz burada her şeyi detaylıca anlatıyoruz. Yani bizim hedefimiz şu. Yıllarca benim en çok dikkat ettiğim şey şudur. Bilgiyi saklamıyoruz. Çünkü bilgi ve sevgi, saygı bunlar paylaştıkça çoğalır. Azalmaz. Yani mesela paranızı paylaşırsanız azalır. Ama bilginizi paylaşırsanız çoğalır. Sizden sonraki nesile de gider. O yüzden Türkiye'de bizim yıllarca eksik olan şey budur. Çünkü bizim bir atasözümüz var. Boynuz kulağa geçer. Bırakmamız lazım ki boynuz kulağa geçsin. Eğer boynuz kulağa geçmezse Türkiye'de her şey 1940'larda, 50'lerde kalır ve biz bu kültürü maalesef yerine oturtamayız. Şimdi yelkenli tekne tasarımından buraya kadar geldik. Bu videoda biraz uzun oldu ama olsun. Ben eminim ki yine keyifle izlersiniz ya da artık ilginizi çekene kadar izlersiniz, sonra Horizon'ı kapatırsınız ama bunu birkaç kişi izlese bizim için çok büyük şey. Çünkü biz dediğim gibi biz şu an çok yoğun bir çalışma temposunda devam ediyoruz. Bunları niye yapıyoruz? Çünkü bu işimizin bir parçası. Ya biz şu anda zannetmeyin ki burada boşa vakit geçiriyoruz. Biz şu an bu teknede ahşap yontmak kadar, şimdi mesela paydaş edeceğiz, burada 3 tane 4 tane usta yine devam edecek çalışmaya. Yarım saatlik yemek molasında biz bu işi yapıyoruz. O yüzden bir şey kaybetmiyoruz. Çok büyük zahmete de girmiyoruz. Bazı yorumlar var, bu kadar işin arasında bunu da yapıyorsanız çok teşekkür ederiz diye. Asıl biz size teşekkür ediyoruz çünkü niye? Biz şu an bir zahmete katlanmıyoruz. Biz şu an 15 dakika önce yemek yedik, yarım saatte video çekeceğiz, işimize yine devam edeceğiz. Ama bu işin, bütün bu yapılan işlerin bir parçası da bu. Bu işi Türkiye'de yaymak, Türkiye'de herkese bu işin yapılabildiğini, doğru yapılabildiğini. Çünkü biz bunu yaptıkça Türkiye'de yapıştırıcılar da gelişecek. Çiviler de gelişecek. Bakır perçin de gelişecek. Her şey değişecek ve Türkiye'de artık biz öyle videolardan bakıp da wow ne usta be, öyle bir şey yok. Öyle bir yani wow ne usta diye bir şey yok. Siz de mesela gelin buraya 15 gün, 20 gün, 1 ay, 3 ay, 5 ay siz de aynı şeye görürsünüz. Çünkü hepimizin meslekleri, ilgi alanları farklı olduğu için uzaktan öyle gözükebilir. Ben de mesela bir doktor, beyin cerrahına baktığımda sonuçta o da insan hayatı kurtarıyor ama o da onun ciddi şekilde eğitimini aldığını ve tecrübesini yaptıktan sonra o da beyin cerrahı oluyor. Siz de başka bir şey, öteki madenci, öteki avukat. O yüzden
Tabii herkese sevdiği işi yapmak nasip olmuyor ama biz de çok şükür sevdiğimiz işi yapmak hem de uzun zamandır, neredeyse ömrümün tamamında böyle bir şansım oldu. Ben de bu şansı herkesle paylaşmak istiyorum. Herkese açıyorum. Ve başınızı arttım. Dinlediğiniz için, bu sefer dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Rotamız aynı bu şekilde devam ediyor. Bir yanda karamel, bir yanda folk botumuz var burada. Heves. Burada da bir dragon botumuz var. Bu da şu anda bitmek üzere. Her şeyini yaptık. Önümüzdeki haftada bunu teslim edeceğiz. Durum bu. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere.